Merhaba değerli izleyiciler. Bugün bir ayet-i kerime etrafında kısa bir tefekkürde bulunalım diye düşündüm. Ayet-i kerime Mü'min suresinin 55. ayeti. Cenab-ı Hak bu ayette buyuruyor ki, Rabbinizi sabah ve akşam hamd ile tesbih edin. Şunu biliyoruz ki, iman vakitle sınırlı bir tasdik değildir. Bütün zamanları içine alan bir tasdiktir, bir süreçtir. İmanın tezahürü olan ibadet de, ibadetin bir parçası olan hamd ve tesbih de aslında bir süreçtir. Bütün hayatı kapsar ve kapsaması gerekir. Fakat Cenab-ı Hak için bu ayette ve buna benzer bazı ayetlerde belli zaman dilimlerine dikkat çekiyor, altın çiziyor, sabah diyor, akşam diyor, başka bazı ayetler daha var, günün ortası diyor, gündüzün iki ucu diyor vesaire. Biz bu Mü'min suresinin 55. ayeti çerçevesinde sabah ve akşamı konuşuyoruz. Niçin? Çünkü bu vakitlerde Cenab-ı Hakk'ın daha bariz fiilleri, alemde daha açık gözlemlenen tasarrufları var. Bunları görmemiz, bu fiiller üzerinden, bu ilahi tasarruflar üzerinden Rabbimize hamd ile tesbihte bulunmamız lazım. Yani hamd etmemiz lazım ki yapılan ilahi tasarruf ve fiil fevkalade mükemmeldir ve failini alkışlamaktadır, övmektedir, hamd etmektedir. Biz de o hamde katılmaktayız. Ve aynı zamanda onun mutlakiyetini ve sonsuzluğunu çağrıştırmaktadır. Bu anlamda da onun sonsuz ve sübhan olduğunu dillendirmektedir ya da işaret etmektedir. Biz de bu dillendirmeye ve işarete iştirak etmeliyiz. Şimdi sabah ve akşam baktığımız vakit hayatın adeta başlangıcı ve ayrı bir süreçte yeni bir başlangıcı gibi gözükmektedir. Sabah, karanlığın sökün ettiği, aydınlığın görünmeye başladığı, varlıkların güler yüzüyle meydana çıktığı bir ilahi tasarrufu hatırlatıyor. O halde Rabbimizin bunları gerçekleştireni, aydınlığı bize bahşedeni, güneşi doğudan doğduranı bizim hamd ile tesbih etmek suretiyle anmamız gerekiyor. Akşam ayrı bir hayatın adeta başlangıcıdır. Varlıkların, eşyanın, mevcudatın, karanlığın koynunda yeni bir hayata çekildiği, bir kısmının istirahate çekildiği bir hayat başlar kendine mahsus akşamdan itibaren. Bu da Cenab-ı Hakk'ın büyük bir tasarrufudur. Güneşin batmasıyla gerçekleşen. Güneşi doğudan doğuran, batıdan batıran biz değiliz. O güneşi doğudan doğuruyor ve batıdan batırıyor. Biz bu ilahi fiil karşısında bu tasarrufu gerçekleştiren, geceyle gündüzü meydana getiren, ve bu surette sayısız hikmetli faaliyeti icra eden Rabbimize hamd ile tesbihte bulunmak mecburiyetindeyiz. Bize verilen insani dumanın tam da bunu gerektirmektedir. İşte bundan dolayıdır ki Rabbimiz bu ayeti kerimede yani Mü'min suresinin 55. ayetinde öyle buyuruyor. Rabbinizi sabah ve akşam hamd ile tesbih edin. Mü'mine düşen budur. Aslında sabah öncesiyle bundan sonra, akşam öncesi ve sonrasıyla gün ortasında kılınan namazlarla bir anlamda bu gerçekleşmektedir. Niye beş vakit namaz belli zaman dilimlerine tahsis edilmiştir? Bundan dolayı. Bu ayette sabah ve akşam uygulandığı için biz sabah ve akşama dikkat çekmeyi düşündük. İlahi bir tasarruf gerçekleşiyor. İlahi fiiller gerçekleşiyor. Hepsi bizim menfaatimize ve maslahatımıza.
Gündüz olmasa ne yaparız biz gecenin karanlığında? Ya da hep gündüz olsa, hiç gece olmasa biz ne yaparız? Nasıl dinleniriz bu hayatın yorgunluğunda? Cenab-ı Hak öyle bir düzen koymuş ki aleme, hassas bir saat gibi işliyor. En küçük bir değişmesi, duraklaması, yanılması söz konusu değil. Ve bunları biz yapmıyoruz. Evet, gece ve gündüzün sabah ve akşam meydana gelmesi, yaratıcının koyduğu sistem çerçevesinde dünyanın devranı ile ilgili, dünyanın dönüşü ile ilgili, dünyanın güneşe karşı ışık alma boyutuyla ilgili, açısıyla ilgili. Ama şaşmaz bir biçimde, muazzam bir düzen içinde, belli periyotlarda azalarak, belli periyotlarda dengelenerek, sabah ve akşam ile Rabbimiz bize sayısız varlıklar, sayısız imkanlar nasip ediyor. Hayat bahşediyor. Sabahleyin yeni bir hayat bahşediyor. Akşam yeni bir hayat bahşediyor. Öyleyse bize düşen sabah ve akşam bu ilahi nimetleri bahşeden, bize hayatı lütfeden, sayısız armağanlarda bulunan Rabbimizi hamd ile tesbih etmektir. Ona sonsuz methü senada bulunmaktır. Onun sonsuz hamde layık olduğunu dillendirmektir. Onun her türlü eksiklikten, noksanlıktan münezzeh olduğunu ilan etmektir. Alemin ilanına iştirak etmektir. Bundan dolayıdır ki hadis-i şeriflerde de Resulullah aleyhissalatü vesselamın bazı zikirleri sabah ve akşam okumaya dair teşvikkar sözleri vardır. Mesela bunlardan birisi şudur. Resulullah buyuruyor ki, men gâle hîne tusbih ve hîne tümsi. Bir kimse sabah ve akşam şöyle söylerse, Sübhanallah ve bihamdi, ni'mer, güzel dava. Böyle söylerse ne olur? Lem ye'ti ehadun yevmel kıyame bi efzal min merce'e bih. Böyle bir kimsenin getirdiği faziletli amelden daha üstün bir fazileti kimse getiremez. Ancak mealen söylüyorum, onun gibi bu zikri yapmış olan veya daha fazlasını yapmış olan müstesna. Görüyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabah ve akşama özellikle vurgu yaparak bu hamd ile tesbihi dillendirmenin faziletine dikkat çekiyor. Meşhur cümle-i tevhidiye var. Uzun tehlil diye de anılan. La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülk ve lehül hamd yuhyi ve yumiyt. Ve huve hayyun la yamut bi yedihil hayr. Ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhil masir. Ne deniyor? Bu mübarek tevhidi cümle ile ilgili olarak İsmi Azam mertebesidir. Ne deniyor? Sabah ve akşam okunmasının büyük fazileti var. Onlar defa okunabilir. Yüzer defa okunabilir. Büyük fazileti var. Sonuç olarak sabah yeni bir hayat başladığı, akşam yeni bir hayat kurulduğu ve başladığı için bu zaman dilimlerinde hasreten Rabbimizin fiillerini, tasarruflarını müşahede ederek, memnuniyetimizi dile getirerek ona hamd ve tesbihte bulunmamız gerekiyor. Rabbimiz hamdlerimizi ve tesbihlerimizi kabul eylesin. Bizi hamd edenlerden ve tesbihte bulunanlardan kılsın. Thank you.